ateşi düşüp test sonuçları gelene kadar misafir edeceğiz Ali'yi. Anladım. Teşekkürler. Yapma! Eğer Ali'nin kılına dokunduysan mahvederim seni. Ali'yi merak etme. Dua et. Gerçekten iyi olsun. Tamam, lütfen. Tarık Kayalı, bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Gidelim. Ona iyi bakın, olur mu? Bir daha Ali'nin yanına asla yaklaşamayacaksın. Gidelim. Ali. Olsaydı kendimi ömür boyu affetmezdim. Olmadı. Olmayacak da. Yanındasın. Korkmana gerek yok artık. Çok şükür. Ben bir doktorundan durumunu öğreneyim. Sen bize bir daha böyle bir ayrılık yaşatma. Hiçbir şey bulamadım. Sen? Ben de bakıyorum hala. Ya acaba ben şu kıyafet satma işine geri mi dönsem? Sonuçta kullanmadığım bir sürü takım, çantam, ne bileyim öyle dolapta çürümeyi bekleyen bir sürü kıyafetim var. Hem değerlendirmiş olurum. Uşa, ben bunu yapmanı istemiyorum. Neden ki? Yani sonuçta ben onları uygun fiyattan satacağım. İhtiyacı olanlar da uygun bir fiyattan satın almış olacaklar. Böylece herkes için kârlı olacak. Çünkü Demirhanlı soyadını kullanıp hani satın aldığın hiçbir şey maddi olarak geri dönüşünü istemiyorum ben. O yüzden. Tamam. Nasıl istersen. Ama tabii istersen yani eşyalarını vermek, kullanmadığın eşyalarını. Bu sokaklarda kıyafet kumbaraları oluyor biliyorsun. Oraya bırakabilirsin, ben şahsen öyle yapıyorum. Ne yapacaksın şimdi? İş görüşmesine gideceğim. Aa, iyiymiş. Vallahi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Kenan abiden ayrı çalışmak hiç işime sinmiyor. Ama söyledim sana. Orada kalmaya devam edersek Kenan abileri zor bir duruma sokarız. Doğru söylüyorsun. Ya bak ne diyeceğim? Şu iş görüşmesine beraber mi gitsek? Nereden çıktı şimdi?
Olmaz ki, başvuru bile yapmadım. Ya öyle önemli bir şey değil. Kurumsal bir yer dediği zaten. Bakarsın birlikte işe alırlar. Yine beraber çalışırız ha. Ne diyorsun kanka? Peki o zaman. Hadi gidelim. İşte bu be. Hadi. Şimdi lan 10 dakika geciktir Raşit. Geldim abicim geldim. Vallahi geç kalacağım diye maratonculara taş çıkarttım resmen ha. Ama yetiştim geldim. Hani pazara gitmiştin? Nerede poşetlerin? Poşetler? Şey oldu. Ya vallahi var ya. Hepsi çürük çörüktü. O pırasalar var ya. Kes kes kes. Odun niyetine kullan o derece. Hele kerevizler. Elinden düşse maazallah ayağını kırar. O dereceydi. Hamdi dedi ki yukarıdaki pazarda daha tazeleri oluyor dedi. Artık bir dahaki sefere oradan alacağım afiyetim. Madem pazara gitmedin Raşit. Neden bu kadar geç kaldın? Yolda Burhan'la karşılaştık. Evinin çatısı akıyormuş. Bana dedi ki bildiğin iyi bir çatı ustası var mı diye sordu. İşte öyle ayaküstü biraz muhabbet ettik. Ondan dolayı. Vallahi çok yoruldum be afedim. Resmen tükendim. Şöyle biraz oturayım ben ya. Yani. Oturmak yok. Aç bakayım kollarını. Ne oluyor ya? Madem Burhan'da karşılaştın. Ne işi varmış onun bu saatte sokakta? İşe gitmiyor mu bu adam? Hem çatıyı yaptıracak parayı nereden bulmuşlar? Onları ev satmıyor mu? Satıyorlardı ama demek ki vazgeçmişler afedim. Ya sen ne arıyorsun Allah'ını seversen ya? İşte buldum. Ha, bu benim saçımmış. Afedim biraz ayıp olmuyor mu ama? Sus! Hiç bu anlattığın masallara inanmıyorum Raşit. Raşit seni mahvedeceğim. Bu fettan kadının kokusu. Ya abicim be. Ya kötü bir niyetim yoktu vallahi billahi bak. Ya musluğunu tahmin ettim sadece. Ya tamirciye para vermeyelim. Parası cebimizde kalsın diye vallahi ya. Gebertirim seni Raşit. Git git banyo yap. Artık Arap sabunuyla falan mı yıkanıyorsun? 40 tas su mu dökülüyorsun? Ne yapıyorsun? Tam bulandı, çekil. Arap sabunu mu? Yok daha neler ya. Tövbe tövbe. Allah 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 Allah. Buldum. Nurşah ölümü patlattın. Ne buldun? Bir blog sayfasında yazarlık işi. Yazdığın her sayfa için 100 lira ödüyorlar. Yani çok bir şey değil ama hiç yoktan iyidir. Allah Allah. Bakalım bir nasıl işmiş bu. Ne diyorsun? İyi değil mi? Vallahi güzel. Peki hangi konuda yazmayı düşünüyorsun? Yani burada bir sürü seçenek var. Arasından seçebiliyoruz. Bakalım bir. Evcil hayvan bakımı, bahçıvanlık, zen sanatları. Şu iyi de bunların hiçbiri sana göre değil ki. Hı, bak moda. Moda hakkında yazacağım. Hı, olabilir. Güzel. Sen? Bakayım bir. Başka neler varmış? Buldum. Futbol. Tam senlik bir iş. Bir zahmet. Bakalım hangisiymiş bu? Ha. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Thank you.
Afet'im. Afet'im iyi misin? Yalan söyledin bana. Ama Afet'im niye böyle yapıyorsun ki ya? Vallahi billahi kötü bir niyetim yoktu ki benim. Git buradan dedim Raşit. Hala burada mısın sen? Git demedim mi ben sana? Lan arkadaş, bu ne ya? Düşmüş. Sonuçları da iyi gelirse inşallah bugün eve çıkarız. Aliço, nasılsın canım? Bu adam sana bir zarar vermedi değil mi? Bir daha asla sana dokunmayacak. Korkma. O bana zarar vermedi. İyi biri o. Masal anlattı bana. Sonra süt ısıttı benim için. Eve de getirecekti ama hastalandım. O yüzden eve getiremedim. Şimdi nerede? Kardeşimi getirmeye mi gitti? Kardeşimi getirecekti buraya. Öyle söylemişti. Bir şey demeyecek misiniz? Artık büyüdün sayılır Ali. O yüzden beni anlayacağını biliyorum. Her ne olursa olsun, isterse sana iyi davranmış olsun. Ama bize haber vermeden seni alıp götüremez. Anlıyor musun bu dediğimi? Bu yaptığı suç ve her suç gibi bunun da bir cezası var. Tarık'ın da bu cezayı çekmesi gerekiyor. Hapse mi girdi? Benim yazım bitti. Hadi geçmiş olsun. Ama benim biraz daha işim var. Şimdi bu yazıdan 200 lira kazanacağım. Acaba ödemeyi ne zaman yaparlar? Yani öyle pat diye yatırmazlar. Önce bir incelerler. Onaylanırsa da bir tarih verilir. O tarihte de para yatar. Gerçekten mi? Yani Nuşa, mantıklı olan o. Ama zaten 200 lira kazanacağım bundan. Yani... Bir de onaydan geçmezse boşu boşuna yazmış olacağım bu yazıyı. Sen ne yazıyorsun bakayım? Daha bitmedi. Olsun, yazdığın yere kadar bakayım. Yok yok, olmaz. Yani benim yazım bitmeden kimseye okutmuyorum. Değerli spor yazarımız Kenan Çevik prensiplerine ödün vermiyor. Aynen öyle. Yani ezelden beri bu durum böyledir. Benim yazım bitmeden kimseye okutmuyorum. Kusura bakmayacaksın o yüzden. Peki. Nurşan, Nurşan ne yapıyorsun? Hatena açıyor, sadece bir savunma değildir.
Ya Allah aşkına yani hiç hoş oldu mu bu? Sevmiyorum dedim. Ne ki Katenaccio? İtalyanların bir oyun sistemi. Maşallah, her şeyi de bil. Biz Ahmet, yani yıllarca amatör kümede top koşturduk. Hatta, bak altını çiziyorum, 2 yıl. Üst üste gol kralı oldum. Gerçekten mi? Hı hı. Yani işte üst liglerden falan çok teklif geldi. İyi paralar geldi falan. Ama okula başlayınca işte futbolu bıraktık. İkisi aynı anda olmuyor. İnanamıyorum şu an. Yani futbolcu olabilirdin aslında. Öyle. Pişman mısın? Hayır değilim. Çünkü futbolcu olsaydım seninle tanışamazdım. İş bulduk. Hayırlı olsun. Çocuklar hayırlı olsun. Ne işin nerede? Burada. Hadi Aliço. Biraz iç. Benim hatırım için. Lütfen. Eğer yemeğini yemezsen hızlı iyileşemezsin. Burada daha uzun kalmak istemezsin, değil mi? Al suyunu iç bari Aliço. Ben şu hastane işlemlerini bir halledeyim. Alışveriş sitesinin çağrı merkezinde çalışacağız. İş home office ama biz burada çalışalım diyoruz. Home office'e buraya niye geldiniz ki? Yani gelmenize gerek yokmuş. Ya bizim evde anneannem var. Sürekli komşular gidip geliyor. İson'un da evi pek müsait değilmiş. Bir de daha yeni başlıyoruz. O yüzden birlikte burada olalım dedik. Anladım. Yani bizim için sorun yok. Siz öyle uygun gördüyseniz öyle olsun. Yazımıza devam edelim. Bir şey mi oldu? Ali iyi mi? Ali iyi. Endişelenme. Konuya karışmamı istemiyorsun biliyorum ama. Ali'nin gözünde hep onu babasından ayıran insan olacaksın. Oysa bunu isteyeceğini hiç düşünmüyorum. Sizi hiç rahatsız etmeyeceğiz abi. Söz veriyoruz. Yok ne rahatsızlığı. Keyfinize bakın.
Rahat olun canım, işinizi yapın siz. Biz rahatsız olmuyoruz. Yine eskisi gibi olduk ha. Aile gibi. Muzaffer Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Hiç de hoş gelmedim Kenan Bey. Öğrendiğime göre barodan atılmışsınız. Doğru. Doğru ama... Mesleğiniz elinizden alınmışken nefese nasıl bakmayı düşünüyorsunuz acaba? Muzaffer Hanım, nefes benim kızım ve benim sorumluluğum altında. Gerekirse ben taş taşırım ama yine de kızıma bakarım. Bunu sorgulamak da kimsenin haddine değil. Biraz sakin olmaya çalışın lütfen Kenan Bey. Yakın zaman önce hakkınızda yapılan darp suçlamasından da haberim var. Nefesin velayetin dedesine verilmesinin sebebi de bu öfkeli, kontrolsüz tavırlarınızda. Hatırlatırım. Doğrusu şu halinizi görünce geçmişte ne denli isabetli bir karar verildiğine bir kez daha kanaat getirdim. Şunu iyi bilin ki nefesin üstün yararı için sizin yanınızdan alınıp devlet korumasına verilmesi adına elimden geleni yapacağım. Dayını bekliyoruz Aliço. O gelsin hemen eve gideriz. Baba. Aslan oğlum benim. Çok korkuttun beni. Hem de çok. Bil-
biliyordum. Yine en doğrusunu yapacağını. Ali'ye bir şey mi oldu? Gidiyoruz. Şikayetimi geri çektim. Ali'yi göreceksin. Ali için yaptım. Sen yemeğini yemiyor musun bakayım? Ha? Niye yemeğini yemiyorsun sen? Niye yemiyorsun? Nasıl iyileşeceksin o zaman? Ha? Nasıl iyileşeceksin o zaman? Çabuk, o yemek bitecek. Gel bakalım. Bak ne güzel çorba getirmişler sana. Hadi gel. Hadi bakalım. Canım istemiyor. Ağzın yemezse burnun yer o zaman. Bak burnuna götürürüm. Hadi aç ağzını, aç ağzını. Hadi. Hadi ama. O zaman kulağın yesin. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Nasıl yemiyorsun sen ya? Bak sabaha kadar gıdıkladım. Çabuk ağzını aç. Hemen ağzını açıyorsun hadi. Aferin oğlum. Hadi hemen bir tane daha alalım. Yoksa iyileşemeyiz. Hadi aç ağzını, aç, aç, aç. Gel buraya. Gel, bir daha kendini yemezsen iyileşemez. Anladın mı? Sen çok mu gıdıklanıyorsun? Ha? Kardeşin de böyle gıdıklanıyor musun? Ne demek nefesin devlet korumasına verilmesi? Hayır, bu nasıl bir saçmalık? Sakin ol abi. Fatih, nasıl sakin olayım? Görmedin mi? Kadın oturmuş karşıma. Rahat rahat ahkam kesiyor. Neymiş? Kızımı almak için her şey yapacakmış. Ben kızımı kimseye bırakmam. Kimseye vermem ben kızımı. Kenan, bana bak. Sinirli olmanı anlıyorum. Ama bu tavrının hiçbir şeye faydası yok. Biraz sakin olmaya çalış. Nurşa, sakin olamıyorum. Kızım söz konusuyken ben sakin olamıyorum. Olamıyorum. Anlıyorum seni. Ama olabilirsin. Nefes için. Benim için. Yapma lütfen. Bak sen aklı selim bir adamsın. Eğer böyle davranırsan nefesi komple kaybederiz. Benim bu kafa durdu, bu kafa. Yok. Ne yapacağız peki? Öncelikle doğru düzgün bir iş bakacağız. Böyle internetten makale yazmakla falan olmayacak çünkü bu iş. Sen hep ne diyorsun? Biz bir arada olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir şey yok. Bunu da aşacağız birlikte. Hadi gidip nefes alalım okuldan. Gidip alalım kızımı. Kenan abi, bugün nefesi biz alalım. Bence de.
Siz sakin kafayla bir düşün. Peki madem ama geç kalmayayım. Nurşah, bizim bir an önce bir şey yapmamız lazım. Öncelikle sigortalı bir iş bulmamız lazım. Evet. O Muzaffer'in eline hiçbir koz veremeyiz. İşkura falan mı başvursak? Olur. Olur, deneyelim çünkü ne kaybedeceğiz ki? Şikayetini geri çekip beni kurtardığın için teşekkür ederim. Oğlumu kaçırmak büyük bir hataydı, kabul ediyorum. Ama onca sene sonra oğlumu görünce gözüm kör oldu galiba. Sizi de uğraştırdım, kusura bakmayın. Doğru söylemek gerekirse Ali sizi annesi babası gibi görüyor. Zaten krizin sebebi de o bence. Sizi bir daha göremeyeceğini sandı. Ali bize Nihan'dan yadigar. Bizim yanımıza güvendi. Gönül rahatlığıyla Kanada'ya dönebilirsin. Sen beni nezaretten çıkarmadan önce eşimle konuştum. Ali'nin durumunu anlattım. O da çok üzüldü. Gelmek istedi hatta. Kızımla beraber gelecekler Ali'yi görmeye. Aslında en doğrusu buydu. Keşke en başından bunu yapsaydım. Bu çok güzel bir haber. Ali Çoyamur'un gelmesine çok sevinecek. Evet. Kardeşleri görüştürdükten sonra da Kanada'ya döneriz. Artık bol bol araşırlar. Çünkü Ali Çöz sizin yanınızda olacak. Kahretsin. Aptal adam. Ne var? Ne yapıyorsun sen orada? Ali'yi merak ettim. Bunu görmek istedim. Hem de minik bir hediye aldım. İşkur başvurusu tamam. Benim de şimdi tamam. Ama muhtemelen hemen sonuçlanmayacak öyle şıp diye. Yani bir bekleme süresi illaki vardır. Öyle. Şu masallardaki sihirli değnekten lazım bize. Böyle gelince üst üste geliyor işte. Aynen öyle. Barodan atıldık. Hesaplar blok oldu. Üstüne bir de sosyal hizmetlerden Muzaffer.
Ya sadece bizim başımıza geliyor olsa hallederiz diyeceğim. Zorluklara göğüs gereriz diyeceğim ama işin içinde nefes olunca olmuyor. Nurşah. Ya nefesi alırlarsa? Hayır, öyle bir şey olmayacak. Ben geldim. Prensesim benim, hoş geldin. Gel bakalım. Gel Cimcime Hanım. Dışarıda bir şeyler yapalım dedik ki ama. İlla tutturdu Nurşah ablayla babamı göreceğim diye. Çünkü size çok güzel bir haberim var. Onu söyleyeceğim de ondan. Öyle mi prensesim? Neymiş bakalım bu güzel haberiniz? Sınıftaki kimsenin çözemediği problemi ben çözdüm. Bak sen, aferin benim akıllı kızıma. Muah. Aferin size Cimcime Hanım. Nefesin üstün yararı için sizin yanınızdan alınıp devlet korumasına verilmesi adına elimden geleni yapacağım. Cimcime gel, ellerini yıkayalım. Hadi bakalım koş. Ben de prensesin yemeğini hazırlayayım. Sağ olasın Fatih. Nurşah, bizim bütün kapıları zorlamamız lazım. Yani tanıdığımız ne kadar arkadaşımız, dostumuz varsa arayıp bir yardım istemek lazım. İyi fikir. O zaman ben Esra'yı arayayım. Bizim için nasıl da kendini paralıyor? Oldu. Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Sadece bakmak istedim. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ali'nin iyi olmasına çok sevindim. Gerçekten çok korkuttu bizi. Pardon, bunu açmam lazım. Ben de gideyim o zaman, kalabalık etmeyeyim. Malum, hasta ziyaretinin kısası makbulmuş. Orhun, sen verirsin Ali'ye. Bu arada evde Ali için bir şeye gerek duyarsanız ben... Gerek yok. Ali zaten bugün taburcu olacak, biz de eve geçeceğiz. Peki. Görüşürüz o halde. İnanamıyorum. Dünden bugüne her şey nasıl hızlı değişti. Sen ve Ali benim kıymetlilerimsiniz. Üzüldüğünüzü görmek istemiyorum. Görmemek için de ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bir adam ailesini korumak için bazen görmesi gerekenleri göremeyebilir.
bazı durumlarda karanlıkta kalır. Ama eğer yanında ona ışık tutacak bir kadın varsa sorun yok demektir. Aslında hislerimiz karşılıklı. Yani bir kadın fikrine, sözlerine değer verildiğini görüyorsa sorun yok demektir. Unutmadım. Bana bir sözüm vardı. Anlamadım. Ne sözü? Bence şu an çok büyük bir sorun var. Hani sana aldığım Fransızca kitapları çevirdikçe bana okuyacaktın? Ne desen haklısın. Hiç elimi alamadım ki. Ama şu an gerçekten söz veriyorum. Düzenimize döndüğümüzde ilk yapacağım şey olacak. Bana okuman için tatlı bahanesi. Bunun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden söylüyorum. Hayallerini unutma diye. Anlıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben artık eve geçiyorum. Sizi bir daha göremem diye yolculuklar dilemek istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tarık Bey, keşke böyle olmasaydı. Ben Ali için gerçekten çok üzülüyorum. Yıllar sonra çocuk yeniden babasına kavuştum derken yeniden yalnız kalacak. Annesini de hiç tanımamış. Bu Ali için gerçekten çok travmatik olacak. Benim için de zor olacak ama Ali için en doğrusu bu. Sağ olsunlar, Orhun'la Hira Hanım ona aile eksikliğini hiçbir zaman belli etmemişler. Bunu başlarda göremedim ama şimdi daha iyi görüyorum. Tarık Bey, hiç kimse yaşayan bir babanın yerini tutamaz. Sizin yeriniz Ali için bambaşka. Evet ama Ali onlara çok bağlı. Ya onlara çok değer veriyor. Ona bu kötülüğü yapamam. Onları ayıramam. Ama bu çekip gideceğim anlamına da gelmiyor. Babası olarak her zaman yanındayım. Anladım. Siz çok daha iyi bilirsiniz tabii ki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamamdır kardeşim. Çok sağ ol. Bak Esra'cığım, bu çok önemli. Biliyorum canım. Biliyorum, biliyorum. Özür dilerim. Elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Ama lütfen elini çabuk tut. Tamam, görüşürüz. Yani Esra'nın atraksiyonlu hayatından benim derdime anca sıra geldi. Sen bir sürü telefon konuşması yaptın, ben anca Esra ile konuşmamı bitirebildim. Sonuç ne peki? Babasının şirketindeki yöneticilerle konuşacak. Bize uygun bir pozisyon olup olmadığını öğrenecek. Ama Esra'yı ne kadar ciddiye alırlar onu bilmiyorum. O da bilmiyor. Babası zaten onun lafını dinlemez. Anladım. Yani elinden geleni yapsın da. Ondan şüphem yok. Sende durum var nasıl? İş sahibi olan eski müvekkillerimize görüştüm. Durumu anlattım. Uygun bir pozisyon olursa haber verecekler ama şu anlık herhangi bir iş yokmuş. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Galiba bundan sonrası sadece beklemek. Nefesi kaybetme ihtimali varken beklemek ölüm geliyor. Hadi biraz dışarı çıkalım. Nereye? Hava almaya.
Çocuklar biz dışarı çıkıyoruz. Tamam abla. Hadi. Kenan oğlum. Yakup Usta hayırdır? Fatih'ten duydum başınıza gelenleri çocuklar. İyi misiniz? Vallahi usta nasıl olalım? Her şey üst üste geldi işte. Neyse bak sokakta konuşmayalım. Geçelim ofise. Rahat rahat konuşuruz. Yok temiz hava bana da iyi gelir. Sizi biraz görüp atölyeye döneceğim. Peki sen nasıl istersen. Ama hemen... Ensenizi karartmayın böyle çocuklar. Ben sizin nefese nasıl sahip çıkıp kısa zamanda aile olduğunuzu da gördüm. Ama Muzaffer Hanım'a göre bu durum böyle değil. Doğru olan nefesin bizde yaşamamasıymış. Nefesi bizden almak için her şeyi yapacakmış. Çünkü nefesin iyiliği için böyle olması gerekiyormuş. Ya inanabiliyor musun buna? Bu nasıl bir saçmalık? Ben nasıl delir miyim buna? Öfkeni anlıyorum evlat. Ama böyle zamanlarda sabırlı olmak lazım. Ben de aynısını söylüyorum Yakup amca. Sonuçta nefesi bizden alamayacaklar. Şu hayattaki en büyük nimetlerden biri nedir bilir misiniz çocuklar? Sevgi dolu, göz aydınlığı bir eş. Siz bambaşka dünyalardan gelip birbirinizi buldunuz. Paha biçilmez bir şey bu. Bir yavru var yuvanızda. Evladınız olmuş Nefes. Kenan ve Nefes'e geçirdiğim zaman benim için büyük nimet gerçekten. Onlarla yaşadığım mutluluğun tarifi yok. Ama ben onlar için bir nimet miyim? Onu bilemeyeceğim tabii. Uşa, o nasıl söz öyle? Tabii ki bizim için bir nimetsin. Sen nefes içinde, benim içinde çok büyük bir lütufsun. Farkında değil misin bunu? Merhabalar. Ali'nin yanından geliyorum. Gayet iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Orhun'la konuştum. İyi olduğundan haberim var. Keşke gitmeden haber verseydin. Orhun gelmenize gerek yok. Ali taburcu olacak demişti. Eve geliyorlarmış. Ne oldu? Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Yani ben karışmasam daha iyi olur aslında. Madem başladın sonunu getir. Bildiğin bir şey mi var? Orhun sanırım olan biteni görmemeniz için böyle söyledi. Ne diyorsun sen? Olan neymiş? Açıkçası gördüğüm manzara karşısında şaşırmadım desem yalan söylemiş olurum. Ne olduğunu açıklayacak mısın sen? Amma da uzattı gerçekten de. Tarık. O da hastanedeydi. Hatta Orhun'la barıştılar herhalde. Aşırı samimilerdi çünkü. Afife Hanım. Tarık'ı nezaretten Orhun çıkartmış. Böyle bir şeyin olması mümkün değil.
Oğlum, nasıl oğlun, iyi misin? Nasılsın Aliço? İyiyim. Dayın çıkış işlemlerini hallediyor. Gelsin, sonra eve gideceğiz. Babam, o da mı gelecek? Sana bir şey söylemem lazım. Kardeşin geliyor. Artık kardeşini görebileceksin. Gerçekten mi? Kardeşimi göreceğim yani. O zaman benim ona hediye almam lazım. Yani hediyeyi almak istiyorum. Ama en çok neyi sever? Bilmiyorum ki. Sen karar ver buna. Şeker ya da çikolata yer mi? Pek abur cubur vermiyoruz ona. Yani illa yiyecek bir şey olmak zorunda değil. Sen bir şey yapsan daha güzel olur. Artık çıkabiliriz. Dayı, duydun mu? Kardeşim Yağmur geliyormuş. Duydum Aliço, gözün aydın. Evet. Böyle bir şeye nasıl müsaade edersin sen? Yanlış duymuşsun anne de. O adam burada değil de. Böyle bir şey yapmayacağını söyle.